Sevgili öğrencilerim, hepinize merhaba. Biliyorsunuz bir önceki dersimizde 5. ünitemizin tüm konularını işleyip bitirmiştik. Ben bugünkü dersimizde de bu 5. ünitemizi konularını tekrardan pekiştirebilmek adına sizlere kazanım testleri hazırladım. Ben sınıfımızda, sizler de ekranlarınızın başında yorumlayarak bu soruları birlikte çözeceğiz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk sorumuzda diyor ki, Türkiye'de ormancılık faaliyetlerinin çoğunlukla kıyı bölgelerde yapılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kıyı bölgelerde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi. B. Kıyı bölgelerde nem ve yağış miktarının fazla olması. C. Kıyı bölgelerde yaşayan insanların temel ekonomik faaliyet olarak ormancılığı kabul etmesi. D. Kıyı bölgelerde turizm faaliyetlerinin yaygın bir şekilde yapılması. Tabii ki bizim buradaki sorumuzda temel neden diyor bize. Temel neden dediği için de bizim direkt Bolu seçeneğine odaklanmamız lazım. Çünkü Bolu seçeneğinde nem ve yağış miktarının fazla olması elbette ki kıyı bölgelerdeki orman faktörünü arttırıyor ve bu nedenle de ormancılık faaliyeti yaygın bir şekilde yürütülüyor. Dolayısıyla cevabımız Bolu olarak karşımıza çıkıyor. İkinci sorumuz ise soru köküne bakalım. Buna göre Doğu Anadolu bölgesinde aşağıda verilen sanayi dallarından hangisi daha gelişmiştir diyor. Bakalım hemen metnimize. Yer şekilleri ve iklim özellikleri sebebiyle Doğu Anadolu bölgesinde tarımsal üretim azdır. Bunun yerine insanlar genellikle büyükbaş hayvancılık yapmaktadır diyor. O halde burada hani yoğun olarak gelişmesini beklediğimiz faaliyet hangisi olabilir? Hemen seçeneklere bakalım. A. Otomotiv, B. Konserve, C. Meyve suyu, D. Et ve süt ürünleri. Elbette ki çok basit bir soruydu bu. Bu soru Doğu Anadolu bölgesinde büyükbaş hayvancılığın yaz yağışlarının fazlaca olmasından dolayı çayır ve meralar bulunuyor. Bu çayır ve meralarda hem dağlık ve engebeli olması sebebiyle hem de çayır ve meraların yoğun bir şekilde bulunması sebebiyle büyükbaş hayvancılık yapıldığı için dolayısıyla orada gelişmesini beklediğimiz sanayi dalı da et ve süt ürünleri olacak. Cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki Ali Bey'in un fabrikası kurmak için Konya'yı tercih etmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Diyor ki metinde de bir iş adamı olan Ali Bey Konya'da un fabrikası kurmaya karar veriyor. Peki neden Konya'yı tercih ediyor? Bunun nedenini seçeneklerimizde arayacağız. A. Ham madde yönünden zengin olması. B. Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması. C. Nitelikli insan gücünün var olması. D. Pazarlama imkanlarının uygun olması. Hepimiz biliyoruz ki Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. Dolayısıyla buğdayın en fazla, tahılların en fazla yetiştirilmiş olduğu coğrafya bu coğrafyadır. Bu yüzden bizim cevabımızın Adana olması gerekiyor. Dördüncü soruya geçtiğimizde önce soru kökünü okuyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda bu şehir ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım ne diyor metinde? Yaşadığım şehirde ormanlar geniş yer tutuyor. Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir. Ayrıca deniz kenarında bulunan şehrimizin iklimi ılıman, yazları sıcak ve uzun geçer. Dolayısıyla bize diyor ki bu doğrultuda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Hemen bakalım. A. Ormancılık faaliyetlerine uygundur. Doğru. İlk cümlede ormanlar geniş yer tutuyor diyor. B. Deniz turizmi yapılabilir. Evet, çünkü deniz kenarında bulunan şehrimizde diyor iklim ılımandır. Yazlarda sıcak ve uzun geçer. C. Tarımsal üretim yapılır. Evet, buna da ikinci cümlemizden ulaşırız. Çünkü ne diyor? Arazilerimiz çok geniş ve verimlidir diyor bize. Ama Denizli seçeneği maden üretimi fazladır. Fazla mı? Hayır, değil. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak. Beşinci soruya baktığımızda buna göre aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir enerji kaynağı değildir diyor bize. Enerji kaynaklarından bir kısmının doğada varlığı sona ermez. Bu kaynaklara yenilenebilir enerji kaynağı denilmektedir. Şimdi yenilenebilir enerji kaynağı değildir diye soruyor bize. Biliyorsunuz biz enerji kaynaklarımızı yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayırmıştık. Bu yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde güneş, su, rüzgar gibi enerji kaynaklarını görürken yenilenemez enerji kaynakları arasında ise
kömür, lignit, petrol ve doğal gaz gibi unsurları görmüştük. Hemen seçeneğimizde de biz yenilenemez bir enerji kaynağını arayalım. A seçeneği rüzgar, evet doğru. B biyoenerji, evet bu da yenilenebilir bir enerji kaynağımız. C jeotermal enerji, bu da yenilenebilir bir enerji kaynağı. Ama Denizli seçeneği doğal gaz yenilenemez enerji kaynakları arasındadır. Dolayısıyla cevabımız Denizli olarak karşımıza çıkıyor. Altıncı sorumuzda diyor ki, buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin akarsuları hidroelektrik santral kurmak için daha uygundur? Hemen metnimize bakalım. Su gücüyle üretilen elektrik enerjisine hidroelektrik enerji denir. Hidroelektrik enerji işleyiş olarak öncelikle büyük miktarlardaki suyun belirlenmiş bir yükseklikten salıverilmesiyle oluşan enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi esasına dayanır. Şimdi bu doğrultuda verilen bu bilgiye göre biz hangi bölgemizi hidroelektrik santral kurmak için tercih ederiz? A. İç Anadolu bölgesi, B. Doğu Anadolu bölgesi, C. Ege bölgesi, D. Marmara bölgesi. Şimdi metinde ne diyor? Belirli bir yükseklikten salıverilmesiyle diyor. Yükseklik dediğine göre hemen aklımıza gelmesi gereken ilk bölgemiz hangisi olması lazım? Evet, Doğu Anadolu bölgemizin olması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız da Bolu. Yedinci sorumuzda bu bilgiye göre meslek seçiminde şu unsurlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Hemen metnimize bakalım. Hızlı koşamayan birinin atlet olmasını bekleyemeyiz. Fen bilimleri dersini sevmeyen birinin de biyolog olması ise çok kolay olmaz. Şimdi bu bilgiye göre meslek seçiminde ilgi, yetenek, çevre. Bunlardan hangileri etkilidir? Bunlara bakacağız. İlgi var mı? Evet, fen bilimleri dersini sevmeyen biri diyor. Demek ki eğer bir derse ilginiz varsa o dersle ilgili meslek dallarını seçebilmeniz çok daha rahat ve kolay oluyor. Ama ilginiz yoksa da biraz sizi zorlayıcı bir süreç oluyor. Yetenek var mı? Evet, orada ne diyor? Hızlı koşamayan birinin diyor. Dolayısıyla hızlı koşmak ya da koşmamak bir yetenek durumudur. Yeteneğinize kalmış bir durumdur. Dolayısıyla 1 ve 2'yi görüyoruz. Ancak çevre faktörü bize verilen bilgide var mıydı? Hayır, yoktu. Bu yüzden cevabımız Ceyhan 1 ve 2 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen 8. sorumuza geçiş yapalım. Diyor ki metne göre Tuz Gölü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ülkemizin tuz ihtiyacının önemli bir kısmının sağlandığı Tuz Gölü'nde gölü besleyen derelerin suyuna karışan atıklar ve kirli sular nedeniyle yapısal bozukluklarla karşılaşılmaktadır. Gölü besleyen derelerin ve yeraltı sularının sulama ihtiyacı ile kullanılması sonucu göl kurumaya başlayarak zamanla küçülmüştür. Şimdi verilen metne göre Tuz Gölü ile ilgili hangisine ulaşamayız? A. Ülkemizin önemli tuz kaynaklarından biridir. Evet, ilk cümlemizde zaten bu yazıyor yukarıda dikkat ederseniz. B. Zamanla kuruyarak küçülmeye başlamıştır. Evet, bu da yine metnimizin son cümlesinde yer alıyordu. Türkiye'nin en büyük ikinci gölüdür. Bilgi doğru ama var mıydı bizim okumuş olduğumuz metinde? Yoktu. Fakat deniz seçeneğine de bakalım. Bilinçsiz uygulamalar yüzünden göl kurumaya yüz tutmuştur. Evet, orada ne diyor? Yeraltı sularının sulama amacıyla kullanılmasıyla diyor. İşte ne bileyim atıkların diyor buraya karıştırılması sonucunda diyor. Dolayısıyla tüm bunlar bilinçsiz bir kullanımın göstergesidir. O halde bilginin doğru olmasına rağmen o verilen doğru bilgi metinde yer almadığı için bizim cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkıyor. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisinin üretiminde toprak ham madde olarak kullanılmaz diye bir sorumuz var. Hayat kaynaklarımızdan biri olan toprak, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin vazgeçilmez kaynaklarından biri olduğu gibi sanayide de ham madde olarak kullanılmaktadır diyor bize metinde. Hemen toprağın ham madde olmadığı unsuru bulalım sizlerle. A. Mobilya, B. Çimento, C. Fayans, D. Kiremit. Tabii ki burada cevap çok bariz. A seçeneğimiz mobilya, temel yapısı ahşap, kerestedir. Dolayısıyla cevabımız Adana olarak çıkıyor karşımıza. 10. sorumuzda ise diyor ki erozyon, küresel ısınma, hava kirliliği gibi çevre sorunlarının sebepleri aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ormanların tahrip edilmesi, B. Sanayi tesislerinin denetlenmemesi, C. Fay hatlarındaki hareketlilik,
D. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi. Şimdi bu seçenekler arasında yukarıdakilerle bağdaştırmadığımız bizim Ceyhan seçeneğimizin olması gerekiyor. Çünkü fay hatlarındaki hareketlilik erozyon, küresel ısınma veya hava kirliliğiyle bağdaşmayan bir unsur. Bunu biz depremle bağdaştırabiliriz. O halde cevabımız Ceyhan olarak karşımıza çıkar. 11. soruya geldiğimizde diyor ki aşağıdakilerden hangisi devletin topladığı vergilerle yapılan hizmetler arasında değildir? Metnimizi okuyalım. Devletin sağlık, güvenlik ve adalet gibi temel hizmetleri yerine getirmek için yaptığı harcamaların önemli bir kaynağı topladığı vergilerdir diyor. Hemen bakalım şıklarımıza hangisi bu vergiler doğrultusunda kurulmaz, açılmaz? A. Baraj yapılması. B. Yolların yapılması. C. Limanların yapılması. D. Özel hastanelerin yapılması. Şimdi adı üstünde burada Denizli seçeneğinde özel hastane ifadesini belirtiyor. Dolayısıyla burada şahıslara ait bir durum söz konusu. Yani devletle bu anlamda kurulma noktasında ilgisi yok. Bu yüzden cevabımız Denizli. 12. sorumuz diyor ki bu durumun temel sebebi. Bakalım o durumumuz neymiş? Türkiye toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Peki bu durumun temel sebebi hangisidir? A. Farklı iklim tiplerinin görülmesi. B. Yağış miktarının fazla olması. C. Yıllık sıcaklık farklarının az olması. D. Arazinin engebeli olması. Şimdi çocuklarım hemen ben bunu okuyunca metni okuduğumda ilk aklıma gelen kendi coğrafyamız üzerinden, ülkemiz coğrafyası üzerinden Marmara bölgesi oldu. Hatırlayın Marmara bölgesi için biz ne söylemiştik? Üç farklı iklim tipinin de görüldüğü bir bölgemiz demiştik. Hem Akdeniz iklimi, hem Karadeniz iklimi, hem de karasal iklim Marmara bölgesinde görülmekteydi. Dolayısıyla iklim çeşitliliği fazla olduğu için tarım ürünleri çeşitliliği de son derece fazlaydı. Tıpkı bizim metnimizde verildiği gibi. Dolayısıyla buradan yorumlamamız gerekirse cevabımız Adana farklı iklim tiplerinin görülmesi olmalı. 13. soruya geçtiğimizde diyor ki dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh Nehri'nde rafting ve kano gibi su sporlarının yapılabilmesinin temel nedeni nedir? A. Akarsu yatağının geniş olması. B. Akarsu eğiminin fazla olması. C. Taşıdığı su miktarının çok olması. D. Kar erimeleriyle beslenmesi. Şimdi rafting ve kano gibi sporlar yapıldığında zaman zaman siz de televizyonlarda falan denk düşmüşsünüzdür bunlarla ilgili görsellere. Son derece akışkan bir su var, öyle değil mi? Hızı çok yüksek. Dolayısıyla burada sürekli bir inişli çıkışlı böyle bir seyir takip ederler. Bu nedenle bizim cevabımızın da yapılan sporun nedenini arasında akarsu eğiminin fazla olması olmalı. Çünkü eğim fazla olduğu müddetçe suyun akışkan hızlığı da o kadar fazla olacaktır. Bu nedenle cevabımız Bolu. 14. soruya baktığımızda büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısından isabetli olmaz? A. Et ve süt işleme tesisleri. B. Pamuklu dokuma fabrikaları. C. Deri giyim fabrikaları. D. Hayvansal gıda tesisleri. Şimdi buraya baktığımızda cevap zaten çok bariz ortaya çıkıyor. Et, A, D, C ve Denizli seçeneklerimiz bizim karşımızda bu büyükbaş hayvancılık doğrultusunda gelişebilecek sanayi tesisleri, sanayi alanlarıdır. Fakat Bolu seçeneği, pamuklu dokuma fabrikaları büyükbaş hayvancılığa bağlı olarak gelişebilecek bir sanayi unsuru değildir. Dolayısıyla cevabımız Bolu olarak bizim karşımıza çıkar. 15. soru diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi nitelikli insanın özelliklerinden değildir? Nitelikli eleman iyi eğitim almış, kendini yetiştirmiş, alanında uzman olmuş, zihin gücüne dayalı işlerde çalışanlara denir. Peki nitelikli insanın özelliği aşağıdakilerden hangisi değil? A. İşini iyi bir şekilde yapar nitelikli insan. B. Ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlar. C. Yeniliklere ve gelişmelere açıktır. D. Enerji ve zamanı abartılı kullanır. Şimdi baktığınız zaman burada cevabımız zaten
Denizli seçeneği olarak çıkar. Neden? Çünkü nitelikli insan enerjisinde, zamanında abartılı değil, aksine tasarruflu bir şekilde kullanır. Bilir ki vakit nakittir. Yani zamanını çok değerli, kıymetli tutması gerekir. Dolayısıyla bizim cevabımız Denizli'dir. 16. soruya baktığımızda meslek seçimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Mesleğimizi seçerken ailemizin sözünün dışına çıkmamalıyız. B. İlgi, yetenek ve becerilerimize uygun meslekler seçmeliyiz. C. Seçmiş olduğumuz mesleğe yönelik iyi bir eğitim almalıyız. Ve D. Hem kendimizi hem de seçeceğimiz mesleğin özelliklerini iyi tanımalıyız. Şimdi çocuklarım burada siz sanki şöyle bir baktığınızda bunların hepsi doğru öğretmenim der gibi oluyorsunuz zaman zaman. Ama Adana seçeneğine baktığımızda mesleğimizi seçerken ailemizin sözünün dışına çıkmamalıyız ifadesi yanlış bir ifade oluyor. Çünkü evet büyüklerimizin, ailelerimizin sözleri, fikirleri, tecrübeleri, deneyimleri, bizlere vermiş oldukları rehberlik çok kıymetli. Onlarla tabii ki düşüncelerimizi paylaşarak ortak bir noktada buluşmamız gerekir. Ama bazen de onlar sizin isteklerinizi göz ardı ederek tamamıyla kendi istekleri doğrultusunda hareket edebilirler. Bu noktada siz kendi istediğinizi, kendi ilgi, istek ve yeteneklerinizi ön planda tutmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bunu uygun ifadelerle ailenize aktarmalısınız. Bu nedenle cevabımız bizim A seçeneğidir. 17. soruya baktığımızda diyor ki, buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vergi, devlet tarafından yapılan kamu hizmetlerinin maliyetlerini karşılamak amacıyla devlete kaynak oluşturması için alınan paradır. Vergilerin kimlerden ve ne kadar alınacağı kanunla belirlenir. Bir iş adamının asgari ücretli bir işçinin veya bir kamu personelinin kazancı aynı olmayacağından devlete ödemeleri gereken vergiler ve miktarları da farklı olacaktır. Öyle ya, yani ben örneğin 5 lira kazanıyorsam 5 lira üzerinden vergimi veririm. Ama bir başkası 15 lira kazanıyorsa o da 15 lira üzerinden vergisini verir. Dolayısıyla evet çalışan her birey vergisini vermekle yükümlüdür ama vergi noktasında ödenecek tutar noktasında eşitlik yoktur. Bakalım hangisi yanlış bu bilgilerden? A. Vergilerden elde edilen kazanç toplum yararı için kullanılır. Evet, kamu hizmetleri için kullanılıyor. B. Vergi vermek devlet hizmetleri ve ülke menfaatleri için çok önemlidir. Doğru. C. Vergi belirli kurallara göre alınır. Doğru. Belirli bir yasalar vardır. Bu yasa çerçevesinde alınır. Denizli seçeneğinde ise diyor ki herkesin ödediği vergi miktarı aynıdır. Biraz önce de açıkladığımız gibi bu ifade yanlış olan ifadedir. Cevabımız Denizli. 18. soruya baktığımızda aşağıda ülkemizde tarımsal ham maddeye dayalı yapılabilecek yatırımlar verilmiştir. Bu yatırımlardan hangisi yapıldığı bölge ile yanlış eşleştirilmiştir diyor sorumuzda. Hemen bakalım. A seçeneğinde Adana'da tekstil fabrikası diyor. Bu doğru olabilir. Neden? Çünkü Çukurova var orada ve Çukurova'da pamuk üretimi yapılmakta. Tekstil fabrikası doğru. B. Diyarbakır çay fabrikası diyor. Bundan bir şüphelendik değil mi? Ceyhan Aydın zeytinyağı fabrikası diyor. Aydın Ege bölgemize ait bir ilimizdir ve dolayısıyla Ege bölgesinde zeytin üretimi yapılabilmektedir, yapılmaktadır. Hem de birinci sırada. Konya'da ise şeker fabrikası diyor Denizli seçeneğinde. Bu da doğru. O yüzden çay fabrikasını bizim Diyarbakır'da değil de Karadeniz, Rize'de kurmamız daha doğru olacak. Cevabımız Bolu seçeneğidir. 19. soruya baktığımızda vergi ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Birinci öncül diyor ki vergi vermek vatandaşlık borcudur. Evet, bizim vatandaşlık görevlerimizden biri vergi vermektir. Mecburuz buna çalışan bireyler olarak. 2. Vergiler yasalarla belirlenir, değiştirilir ve kaldırılabilir. Evet, doğru. Bu da yasalar belirli bir yasa doğrultusunda yürütülür vergi işi. 3. Kişilerin isteğine bağlı olarak alınır. İşte bu yanlış olan seçeneğimiz bizim. Çünkü vergi vermek, ne kadar vereceğini belirlemek bunlar kişilerin keyfine kalmış bir durum değildir. Yasalar çerçevesinde alınmaktadır. Bu nedenle bizim cevabımız doğru olanı sorduğu için Ceyhan seçeneği 1 ve 2 olarak karşımıza çıkar.
20. sorumuza geldiğimizde ise metne göre Batman ilinin gelişmesinde ve göç almasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir diyor bize. Hemen bakalım metnimizde ne diyor. 10 bin yıllık bir kültür birikimine sahip Batman'da petrol yataklarının keşfedilmesi ve sonrasında kurulan petrol sanayi tesislerine paralel olarak artan yatırımlar insanların buraya göç etmesine neden olmuştur. Batman'a yapılan bu göç beraberinde farklı ve zengin bir kültürü de getirmiştir. Güneydoğu Anadolu bölgesinin tipik bir kenti olan Batman ve Batman'a bağlı yerleşim alanlarında görülmesi gereken çok sayıda tarihi ve turistik alanlarda vardır diyor. Ve diyor ki bize soruda tekrar hatırlayalım soru kökümüzü. Batman ilinin gelişmesinde ve göç almasında etkili olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir diyor. A seçeneği köklü bir kültür birikimine sahip olması. Evet, ilk cümlesinde yazıyordu zaten bu. B seçeneğinde önemli bir yeraltı kaynağının keşfedilmesi. Evet, bu da var. Ceyhan zengin bir tarihi mirasa sahip olması. Doğru, bu da vardı. Denizli de Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunması. Evet, bu da vardı. Ama bizim dikkat etmemiz gereken şey burada diyor ki en önemli faktör göç almasında etkili olan faktörü soruyor. Biliyorsunuz bu göç unsurunun temelinde yatan düşünce iş bulabilme düşüncesidir. Bu nedenle bizim burada işsizlik sorununa çözüm bulunabilecek bir unsuru seçmemiz gerekiyor. Onu da nerede görüyoruz? Bolu seçeneği. Önemli bir yeraltı kaynağının keşfedilmesi olarak görebiliriz. Çünkü zaten orada da diyor ki Batman'a yapılan bu göç beraberinde farklı zengin bir kültürü getirir diyor. Çünkü petrolden dolayı göç almaya başladığını belirtiyor bize. Ve 21. sorumuza geçtiğimizde aşağıdaki verilen ekonomik faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı bölgeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor bize. Bakalım sanayi Marmara demiş Adana seçeneğinde. Evet doğru, sanayi en fazla Marmara bölgesinde. Bu nedenle nüfusunda en yoğun olduğu bölgemiz, en fazla olduğu bölgemiz Marmara bölgemizdi. Marmara bölgemizin bulunduğu sanayi ile eşleştirilmiş tek seçenek Adana. Dolayısıyla doğru cevabımızı ilk seçeneğimizden hemen bulmuş oluyoruz. Ama diğerlerine de bakalım. Turizm Akdeniz demiş. Evet doğru. Ormancılığa da Karadeniz demiş. Ve cevabımız Adana olarak karşımıza çıkıyor. 22. ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerden biri değildir? A. Orman içi yangına müdahale yollarını açmak. Evet, biliyorsunuz bazen bir yangın oluyor ama itfaiye araçları gidemiyor. B. Ormanlar içindeki mesire alanlarını genişletmek. C. Kaçak ağaç kesimi yapanlara ağır cezalar getirmek. Ve D. Yangınlarda yok olan ağaçların yerine yenilerini dikmek. Şimdi sevgili öğrencilerim, bu sorumuzda da cevabımız bize Bolu seçeneği olarak gelmeli. Çünkü orada mesire alanlarını genişletirsek eğer orman içlerinde, ne demek mesire alanları? İnsanların eğlenip dinlenebildikleri, piknik yapabildikleri alanlara mesire alanı denilir. Eğer bu alanları genişletirsek daha fazla insanın gitmesi demektir ormanlık alanlara. Ve buralarda insan unsuru biliyorsunuz maalesef bazen dikkatsizlik sonucunda yangınlara sebebiyet veriyor. Ağaçların zarar ve tahrip görmesine neden oluyor. Bu yüzden cevabımız bizim Bolu seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Evet kıymetli öğrencilerim, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Umarım 5. ünitemiz kafanızda iyice oturmuştur artık. Tüm konularına iyice hakim olmuşsunuzdur. Bir sonraki dersimizde sizlerle beraber yeni ünitemiz olan 6. ünitemiz etkin vatandaşlık ünitesine geçiş yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.